Leon kayıkhanesinin çatısından mı atlayacakmış? Leon kayıkhanenin çatısından atlayacakmış. Altına germek için branda lazım. Bence yalnızca çatıda kalmış olabilir efendim. Evet kalmıştır. Evet biliyordum. Yani grip mi oldun Penny? Yalnızca hapşırıyorum efendim. Madem öyle hemen olay yerine gidin. Yola çıkıyoruz efendim. Acaba nerede acil durum var radar? Leon çatıda. Pekala, birazdan onu aşağı indirmiş oluruz. Merdiveni yukarı çıkarabilir misin Elvis? Tabii ki Penny. Sen iyi misin Penny? Ben iyiyim. Yalnızca bir hapşırıktı. Affedersin Leon. Yaşasın. Teşekkür ederiz Penny. Teşekkür ederim Penny. Hiç önemli değil. Sesin çok kötü geliyor Penny. Bugün çalışmak zorunda mısın? Sam'in tatil günü olduğu için benim merkezde kalmam gerekiyordu. Yalnızca hapşırdım zaten. Hadi Elvis, merkeze geri dönelim hadi. Endişe sona erdi. Peki, o zaman kim balık tutarak eğlenmek istiyor? Evet baba, ben istiyorum. Bir dakika bekleyin. Önce şu çöpü atmamız gerekiyor. Al bakalım. Teşekkür ederim. Pekala, herkes binsin. Baba, bu duman nedir? Mangalı tamamen söndürdüğünden eminsin, öyle değil mi Charlie? Wolfish kafedeki çöp tenekesinde yangın çıkmış. Bir acil durum daha. Bugün görevde olmaman çok kötü. Ama şu çapalama işini artık bitirmem gerekiyor. Hadi peşlerinden koş. İşte böyle. Çocuk oyuncağı gibi gördün mü? Radar söylediklerini anlamıyor. Ona emir vermek gerekiyor Norman. Zaten vereceğim Mandy. Peşlerinden koş Radar. Bilirsin işte, onları kurtar. Hayır, o tarafa gitme. Yakalayamayacağım. Ucuz atlattım. Baba! Baba! Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim ama buradan çıkamıyorum. Keşke kapıyı tamir etseymişim. Hemen itfaiyeci Sam'i aramamız gerek. Olamaz. Telefonumu evde unuttum. Buldum. Radar'ı oraya göndereceğiz. Gidip yardım çağır Radar. Bilirsin işte. Mani nani. Mike'ı kurtarmak için. Sam haklıydı. Radar harika bir kurtarma köpeği. Bir çoban köpeği olmaya uygun değil. Radar, sen burada ne arıyorsun? Mandy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci Sam'i arayacağım. Norman'la Mandy'nin başı dertte mi?
Radar flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radar'ı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a Radar'ı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz. Affedersin. Artık yarışa başlayabilirsiniz. Yalnızca bir uyum sorunumuz var efendim. Özür dilerim Sam. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Yalnızca adımlarını ritme göre atman gerekiyor Dilis. Dikkatini verebileceğin bir şey söyle. Yani tekerleme gibi, tamam mı? Şuna ne dersin? Count Price marketine gelin. Keyifli alışveriş edin. En azından denemeye değer. Count Price marketine gelin, keyifli alışveriş edin. İşte böyle diyoruz. Count Price marketine gelin, keyifli alışveriş edin. Count Price marketine gelin, keyifli... Üç ayaklı yarış gerçekten zormuş. Sanırım artık dinlenebiliriz, biz kazanıyoruz. Ve kazanmaya devam etmek için ne yapacağımızı buldum. Beni izle. Hey, sen ne yapıyorsun? Demek sonunda pes ettin Norman. Hayır, sadece önden başlamanıza izin veriyorum. Hadi Elvis, bu taraftan gidelim. İtmeyi kes artık James. Asıl sen beni itiyorsun, iten sensin. Hayır sensin, sen beni itiyorsun. Hayır sen itiyorsun. Ay, dur. İşte ve annemle sen de metrelerce gerimizde kaldı. Ama buna hile yapmak denir. Sana söylemiştim, hiçbir şey bu yarışı kazanmama engel olamayacak. Count Price marketine gelin, keyifli alışveriş edin. Count Price marketine gelin, keyifli alışveriş edin. Count Price marketine gelin. Hey, biraz yavaş ol. Ama işaret bu tarafı gösteriyordu. Count Price marketine gelin, keyifli alışveriş edin. Count Price marketine gelin, keyifli. Norman. Bunlar buraya nasıl geldi? Annenin metrelerce gerimizde olduğunu söylemiştin. Hadi, kestirme bir yol biliyorum. Hey, hile yapman hiç hoşuma gitmiyor Norman. Ama ben buna zafer diyorum, hadi gel. Count Price marketine gelin, keyifli alışveriş edin. Count Price marketine gelin, keyif... Evet, Norman'da mendi ortalıkta görünmüyor. Dinlenebiliriz değil mi? Çünkü bir adım daha atamayacağım. Tamam. Burada biraz dinlenebiliriz Dilis. Hey, sizin önümüzde olduğunuzu sanıyordum. Biz de öyle. Ama işaretlerden biri yanlış yöne gitmemize neden oldu. Garip. Ama biz bunu fark etmedik. Özür dilerim Sam. Yine sonuncu olduk. Yarış daha sona ermedi Dilis. Neler olacağını kim bilebilir? Artık bir şeyler yeme zamanı geldi. Bunlar taş. Norman, uyan. Ne var? Sepetin ağır olmasına hiç şaşırmadım. Çünkü o sinsiler içini taşla doldurmuş. Pikniği boş versene. Biz neredeyiz? Uyuyakaldığımız zaman karadan kilometrelerce öteye sürüklenmişim. Erkekler kızlardan daha iyi korsan olurmuş ha? Şimdiye kadar o taşları görmüş olmaları gerek Kaptan Selam. Evet ama çocukları körfezin hiçbir yerinde göremiyorum. Denize doğru sürüklenmiş olmalılar. Merhaba korsanlar. Hiç gemi gördünüz mü? Hayır baba. Ve sorun da bu. James ile Norman tekneyle denizde sürüklenmiş olmalı babacığım. Deniz her ne kadar sakin görünse de eğer dikkatli olmazsanız sürüklenmeniz çok kolaydır. İtfaiyeci Sam'a haber vermem gerekiyor. Aferin sana Leon. Hoşça kal sandviç. James ile Norman denizde kaybolmuş. Hey.
İki çocuğun denize kaybolduğu bildirildi. Neptün'e ihtiyacımız var gibi görünüyor. Tom Thomas'ı da helikopteriyle çağırmak iyi bir fikir olabilir efendim. O işi bana bıraksam. Sen de bizimle gelebilirsin Leon. Eminim Brahmin nereye kaybolduğunu merak edip duruyordu. Kürek çekmemizi öneriyorum. Ama kuyunun ne tarafta olduğunu bile bilmiyoruz. Karadan uzaklaşıyor bile olabiliriz Norman. Umarım ikisi de iyidir. Eğer denizdelerse Sam onları bulacaktır. Hiç yiyeceğimiz yok. Suyumuz da yok. Peki şimdi ne yapacağız James? Biraz sakin ol Norman. Bizi aramaya başlamışlardır. Ama okyanus kocaman bir yer. Şu anda koca bir samanlıkta kaybolmuş iğne gibiyiz dostum. Norman Price, eski kuyuda mahsur kalmış. Bir çocuk kuyuda mahsur kalmış. Vadi yolunun orada. Acele etmelisin sen. Yanında yiyecek olmayabilir. Bizi aşağı indirmesi için desteği kullanamayız. Hala eğitim kulesinin tepesinde. Oradan almak çok uzun sürer. Anlaşılan kuyuya halatla inmen gerekecek Sam. Sana bol şans. Gücün tükenmesin. Sağ ol anne. Neredeyse geldik beni. Bakın sen. Sen geldi. Oğlumu kurtarsam kurtaracağım de bana. Elbette kurtaracağım Deniz. Pekala Dini. Şu halatı şu tabelaya bağla. Ben de Norman'a bakayım. Pekala Norman. Seni kurtarmak için halatla aşağı ineceğim. Tamamdır Sam. Acele etme Sam. Ne kadar da cesur. Paralarım düştü. Onları boş ver şimdi Norman. Senin kuyuda ne işin vardı Norman? Özür dilerim anne. Yeni bir kaykay almak için yaş gününü bekleyemezdim. Kuyunun bozuk para dolu olduğunu duyunca o paralarla kaykay alırım demiştim. Ne kadar sabırsız bir çocuksun Norman Price. Biliyorum. Özür dilerim. Ama kaykayımı çok seviyordum da ondan. Ben de bu yüzden sana bunu aldım. Teşekkür ederim Trevor. Tek bir şartla. Artık kuyuda oynamakta, annenin dükkanında kaykay kaymakta yok. Tamam peki, söz veriyorum. Hadi artık söylesene. Kuyuda ne için dilek tuttun Trevor Evans? Piknik için peynirli turşulu sandviç yapmış olmanı diledim. Yengeç ezmesini hiç sevmemdi. Başarabilirsin Elvis. Hadi bakalım. Şu an duruyorum burada. Bakıyorum aşağıya. Sıkı tutacağım şapkamı. Olur da düşersem. Evet. Aferin sana. Harikaydın Elvis. Ne yapıyorsunuz efendim? Bu eski bir itfaiye memuru uyarısıdır Crinlington. Siz o kadar yaşlı değilsiniz efendim. Eski bir tekerleme demek istemiştim. Yıllardır nesilden nesile aktarıldı. Eğer rüzgar batıdan eserse bir itfaiyeci asla dinlenemez. Tetikte ol. Eğer rüzgar sert esiyorsa yapacak çok şey var demektir. Çok akılda kalıcı bir söz. Rüzgar batıdan eserse tetikte ol, bitmez işler. Crinlington!
Sem'in izinde olması zaten yeterince kötü. Geri kalanlarımızın iki kat çalışması ve önümüzdeki hareketli güne hazırlıklı olması gerek. Emredersiniz itfaiye memuru Steel, efendim. Sanırım bu fırça işimi görecektir Dilus. Oo, mükemmel bir seçim. Pekala, az önce bugün ütü yapacağını söyledin, doğru mu duydun? Evet, doğru duydun. O zaman sana yeni ürünümüzü tanıtmalıyım. Ütü yaparken giysilere ferahlık veren kır kokulu yaz spreyi. Şunu bir izle. Ah, ne kadar güzel kokuyor. Sen de koklasana. Merhaba Sera. Benimle birlikte gelip arka tarafta muhteşem bir şey görmek ister misin? Tamam. O zaman benimle gel. Bir dakika, önce Nepur'u bağlayacak bir yer bulmalıyım. Bu Mike, sanırım başı dertte. Londra'nın büyük alevleri arıyor. İmdat! İmdat! Beni aşağı indirin! Dayan Mike! Merdiveni getirmem gerekiyor. Neler oldu? İmdat! İmdat! Merak etme, onu yakaladım Sam. Harikaydın Trevor. Daha fazla dayanamayacağım Sam. Mike! Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Gayet iyiyim. Sem'in sayesinde. İşte buna çok sevindim. Peki su sızıntısını tamir etmeyi başarabildin mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Hepsi bu kadar mı? Hayır. Elbette hepsi bu kadar değil. Mike'ın yalnızca bir fincan taze sıcak çaya ihtiyacı var. Eğer çay yapacaksan ben de bir bardak alabilirim diyoruz. Sam. Koca bir balinayım, kuyruğumu sallarım ve sonra havaya su püskürtürüm. Havaya su püskürtürüm mü dedin? Hazır ol, hadi. Çok iyi görünüyorsunuz efendim. Bunun bir sebebi var Sam. Bugün hep birlikte bir ekip fotoğrafı çektireceğiz. Bu yüzden hepimizin çok şık ve iyi görünmesi gerek. Evet, buna sen de dahilsin Crittington. Bu konuda bana güvenebilirsiniz efendim. Yaşasın! İşte bir tane daha yakaladım. Böylece üç yengeç, iki balık ve bir süngerimsi şey topladım. Sıfır. Başka bir kayalı denesem daha iyi olacak. Sana ne söylemiştim Mandy? Bu kayalıkların tek hakimi Norman'dır. Yalnızca şansın yaver gitti. Hey! Evet, bir deniz yıldızı ve bir yengeç yakaladım. Şimdi kayalıkların hakimi kimmiş bakalım? Bu bir balina. Biraz yaklaş Elvis. Tamam, biraz eğilir misin Sam? Hepinizden özür dilerim. Fotoğraf makineme film koymayı unutmuşum. Sakın kımıldamayın. Fazla uzun sürmez. Acele et Trevor. Merhaba. Sen burada ne arıyorsun ufaklık? Kayayı vurdun öyle mi? Yoksa bu seslenen annen mi? Merak etme, sana yardım edeceğiz. Norman'ın aramızdaki yarışma birazcık bekleyebilir. Yardım çağırmam gerek Norman. Sahilde bir balina buldum. Evet tabii. Ben de az önce bir deniz kızı yakaladım. Hadi kabul et Mandy. Bu kayalıkların en iyisi benim. Bu acele ne Mandy? Sahilde bir balina buldum Charlie. Ne? Gerçekten sahilde miydi? Deniz yükseldiği zaman yanlışlıkla karaya vurmuş olmalı. Onu ıslak tutmak ve bir şekilde yeniden denize ulaştırmak zorundayız. Ama çok büyük.
O zaman yardıma ihtiyacımız olacak. Hemen itfaiyeci Sam'i çağıracağım. Evet pekala. Beynir din. Oh, affedersin Trevor. Ziyaret günü. Bugün değerli itfaiye merkezimiz kapılarını Pontypandy kasabası halkına açıyor. Böylece neler yaptığımızı gözleriyle görme imkanları olacak. Bu çok eğlenceli olacak efendim. Bu büyük bir başarı olacak Crinlington. Söyle bakalım ne olacak? Büyük bir başarı efendim. Pekala Sam, programı oku bakalım. Yani sıralamayı bir kez daha oku. Önce Penny Eğitim Kulesi'nin üzerinden iple aşağı atlayacak. Oo, güzel. Ardından ben çocuklara Jüpiter'i tanıtacağım. Oo, çok güzel, bu iyiymiş. Sonrasında Elvis radarla ufak bir gösteri yapacak. Hayır, yani güzel. Ve son olarak biz Jüpiter ve Venüs'ü Tom'da helikopterini kullanırken çatıdan bir kurtarma canlandıracağız. Evet. Olamaz. Evet, ne gösteri? Bu arada siz ne yapacaksınız efendim? Ben mi? Ben de yapılacakları anons edeceğim. Gösterinin açılışını yapacağım. Ben. Ben radarı hareket halinde görmek istiyorum. Ben de öyle. O kadar zeki bir köpek ki. Ben Jüpiter'e binmek istiyorum. Ben Jüpiter'i sürmek istiyorum. Yangın söndürüp yangın merdivenine tırmanmayı da, yani her şeyi. Oysa bunların hiçbirini yapamayacaksın Norman. Yalnızca izlemeye gidiyoruz. Tıpkı bir gösteri gibi. Oraya kadar yarışalım mı Sera? Ama eğer Norman Price bir şeyi isterse onu elde eder. Deneme bir ki. Evet, ziyaret günümüze hepiniz hoş geldiniz. İtfaiyeci Penny birazdan eğitim kulesinin çatısından iple aşağı inecek. Ama buradan hiçbir şey göremiyorum. Hadi daha yakından bakalım. Yani bu ipin arkasında mı durmamız gerekiyor? Evet, aynen öyle. Hemen yerine dön Norman. Unutmayın çocuklar, bunu sakın evinizde denemeyin. Harika. Acil bir durum var. Benim hatam. Şimdi de itfaiyeci Sam size Jüpiter'i tanıtacak. Pekala, önce kim geliyor? Ben. Pekala çocuklar, hadi atlayın bakalım. Bu harika. Tamam. Önce size bu düğmelerin ne işe yaradığını anlatacağım. Gerek yok. Onlara basarak kendim de öğrenebilirim. Hayır Norman. Bakabilirsin ama onlara dokunamazsın, tamam mı? Çünkü Jüpiter oyuncak değil. Eğer hiçbir şeye dokunamayacaksam o zaman bu ziyaret gününün ne anlamı var? Hadi gel James. Pekala. Sanırım hepsi bu kadardı. Teşekkür ederim çocuklar. Hepiniz gerçekten çok sıkı çalıştınız. Çay, harika. Peki yanında kurabiye var mı? Hadi ama izciler. Biliyorum, haritayı kaybettim ve öğle yemeğimizi de unuttum. Öğle yemeğini sen unuttun. Ama yine de eğleniyoruz değil mi? Ama en iyisini en sona sakladığımı duyduğunuzda mutlu olacaksınız. Tatam! Gördünüz mü? Bu gezinin eğlenceli olacağını söylemiştim. Sam bunu size sürpriz yapmak için daha önce hazırlamıştı. Harika. Önce ben başlıyorum. Hayır, ben başlayacağım. Trevor, ben yapmak istiyorum. Lütfen. Aslına bakarsan sen burada olsaydı nasıl yapılacağını önce bize o gösterirdi. Gerçekten mi? Kesinlikle. İyi bir izci lideri her zaman önce olur. Ama korkmuyorsun öyle değil mi Trevor? Çünkü korkuyorsan yerine ben yapabilirim. Lider olabilirim. Hayır Norman. Ben yapabilirim. Sakin ol Trevor. Evet, elbette yüksekten korkmuyorsun. Bunu yapabilirsin. Çocukları hayal kırıklığına uğratmamalısın. Önce güvenlik kemerini sıkıca bağlayalım. Evet, işte gidiyorum. 1, 2, 3. Bu olamaz. İmdat, burada kaldım. İndirin beni. Olamaz. Bunların hepsi senin suçun Norman Price.
Ben hemen dağ kurtarma merkezine gidip Tom'a haber vereceğim. O itfaiyeci Sam'i çağırır. Biraz dayan Trevor. Yardım çağırmaya gidiyorum. Tom! Tom! Olamaz. Kendim yardım çağırmayı denemek zorundayım. Alo? Alo? İtfaiyeci Sam! İtfaiyeci Sam! Kim arıyor? Norman Price. Norman Price mı? Sen yine neyin peşindesin? Trevor'ın başı dertte. Şu anda dağ kurtarma merkezindeyim. Ne? Trevor'ın başı dertte mi? Tamam, hemen yola koyuluyoruz. Burada daha fazla dayanamayacağım. Trevor, itfaiyeci Sam yola çıktı. Bakalım güzel domates. Belki flatlara gitmeden önce bir parça dinlemek istersin. Yoksa orası fazla mı güneşli? Belki de burada oturmak istersin. Ben geldim. Oraya gelip su ısıtıcısına çalıştıracağım. Hayır. Buraya henüz gelemezsin sen. Muhteşem domatesi şimdi görmemeli. Ama bu dolap çok küçük. Hayır. Olamaz. Bir sorun mu var Elvis? Hayır, yok. Hayır, her şey yolunda, evet. Çok acıktım. Hiç bisküvimiz kaldı mı? Aslında bakarsan galiba bisküvi kabını aşağıda ofiste gördüm. Gidip bir göz atsam çok iyi olacak. Zavallı muhteşem domates. Şimdi ben seninle ne yapacağım? Ama... Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Bunun tam olarak ne olması gerek anne? Bunun herhangi bir şey olması gerekmiyor Norman. Bu sanat, çiçek sanatı. Yoksa sen çiçek sergisine bununla mı katılacaksın Elvis? Söylemeliyim ki oldukça modern. Hayır. Bu itfaiye memuru Steele'in domates bitkisi. En azından öyleydi. O zaman domatesleri nerede? Bitkiyi düşürdüğüm zaman koptular. Artık başım dertte, bundan eminim. Sakın endişelenme Elvis. Ben başımı bundan çok büyük dertlere sokmuştum. Ne yapabileceğini biliyorum. İşte, ben dahi bir çocuk muyum yoksa ben dahi bir çocuk muyum? Ama domateslerin yapıştırıldığı çok belli oluyor. Merak etme. Yalnızca kocaman ve korkunç bir şeyin arkasına koymaya dikkat et. Ve ben o şeyin ne olduğunu buldum. Oo, ne kadar güzel değil mi? Ve bıraktığı şu koca deliğe bir bakar mısın? Peki çürük bitkileri çapalayacak mısın baba? Çünkü sen demiştin ki... Şimdi olmaz Mandy, çok meşgulüm. Çiçek ve sebze gösterisinin başlama vakti geldi artık. Şuna bir bakın. Üzgünüm muhteşem domates ama artık birincilik ödülünü kazanabileceğini sanmıyorum. Herkese tünaydın millet. Pekala. Yoksa bu yeni bir tür eğitim mi? Hayır. Elvis hıçkırığından kurtulmaya çalışıyor. Sam, radarın harika bir kurtarma köpeği olduğunu biliyorum. Ama çok iyi bir çoban köpeği olabileceğine de eminim ben. Radar yalnızca kurtarma köpeği olmak için eğitim aldı Norman. Radarın her şeyi yapabileceğinden eminim. O kadar akıllı bir köpek ki... Evet, işe yaradı mı? Evet, bu harika oldu. Sağ ol Sam. Merak ediyordum da, acaba radarı yürüyüşe çıkarabilir miyim? Pekala Norman, eminim o da buna bayılır. Trafiğin olduğu yerlerde tasmasını sakın elinden bırakma. Merak etme, ona göz kulak olabilirim. Sonra görüşürüz. Olamaz. Merhaba Mandy. Radarı çayırda yürüyüşe götürüyorum. Birlikte çobanlık yapacağız. Sen de gelmek ister misin? Olur. Ama önce anneme sorayım.
Merhaba Norman. Görüşürüz tatlım. Tahta almak için Newtown'a kadar gidip geleceğim. Peki ya kamyonetin kapısı ne olacak? Hala açılmıyor. Evet ama şimdilik bir acelesi yok ki. Döndüğüm zaman halledebilirim. Büyüdüğüm zaman bir çoban olmaya karar verdim Mandy. Bu yüzden radarı buraya getirdim. Çünkü benim çoban köpeğim olacak o. Radar, bir çoban köpeği mi? Ama bir koyuna bakmak, insanları kurtarmakla aynı şey değildir. Onu da yapabilir. Bak göstereceğim. Tamam radar, şimdi senden istediğim şey Uli'yi ve kuzusunu o ağla sokmak. Hadi koş. Hadi koyunlar nasıldır bilirsin. Hadi peşlerinden koş. İşte böyle. Oh, oh. Oh, oh. Çocuk oyuncağı gibi gördün mü? Radar söylediklerini anlamıyor. Ona emir vermek gerekiyor Norman. Zaten vereceğim Mandy. Peşlerinden koş radar. Bilirsin işte onları kurtar. Hayır o tarafa gitme. Yakalayamayacağım. Marketin içinde top oynamak konusunda sana ne söylemiştim Norman? Ama anne. Daha şimdiden brokollerimi dağıtıp turplarımı paramparça ettin. Hadi gidip parkta oyna. Tamam anne. Çabuk olun. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Telaşlanmanıza gerek yok bayanlar. Artık emin ellerdesiniz. Bu tür konularda yılların getirdiği bir deneyime sahibim ben. Harekete hazırım. Bu benim için söylenmiş. Artık marka indirmeye başlamamız gerekmiyor mu efendim? Ne? Evet. Kesinlikle. İtfaiye merdivenini yükseltmeye başla Penny. Önce Jüpiter'i sabitlememiz gerekmiyor mu efendim? Evet. Hemen sabitleyin. İşte bu harika. Ne? Ne? Olamaz. Kafam buraya sıkıştı. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin bana lütfen. İmdat! Biraz sola. Sağa doğru. Yukarı gelip yardım edeyim mi Sam? Gayet iyi idare edebiliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sakın endişelenme Mike. Seni köz açıp kapayıncaya kadar aşağı indirmiş oluruz. Nedense bu bana yıllar önce bir ağacın tepesinde mahsur kalan koyunu kurtardığım günü hatırlattı. Evet. Buradan geçiyordum ve onu işte bu halde gördüm. Kafanı hafifçe sağa sola çevirip çıkaramaz mısın canım? Daha önce denedim anne. Sorun kulakları. Norman, başın motosiklete binmiş bir maymundan daha büyük dertte. Bana kalırsa itfaiyeci Sebi çağırma vaktimiz geldi. Evet, elbette bugün de kalın yeleğimi üstüme giymeyi unutmadım. Kapatmam gerek anne. Norman kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış. Biraz daha dayan Mike. Sakin ol. Az telaş çok hız. Bu işi hemen halledeceğiz. Neler oluyor? Bir acil durum daha mı? Bir çocuk kafasını parmaklıklara mı sıkıştırmış? Merak etmeyin. Bu olayı tek başıma halledebilirim. Tabii burada kalmam gerekiyorsa... Hayır. Siz gidin efendim. Biz burayı halledebiliriz. Alo Tom. Pekala. Büyük bir yangını söndürüyormuş gibi poz verin. Hem de oldukça büyük bir yangın.
Oh, ah, bunun gibi mi? Peki pozunuza biraz gerçekçilik katabilir misiniz? Yangından kaçın, herkes kaçsın. İşte böyle. Şimdi de itfaiyeci baltasını kullanmaya ne dersiniz? Eğer istersen demirden aşağı da kayabilirim. Mükemmel, harika bir fikir doğrusu. Harika mı? Artık zamanı geldi Mandy. Tamam. Kemeri yükseltebilirsin. Teşekkür ederim Tom. Sence balina iyi olacak mı Sam? Artık ait olduğu yere, denize döndü Mandy. Güle güle. Ve teşekkürler. Hiç önemli değil Mandy. Pekala Mandy, hadi bizim eve gidip kimin kayalardan daha çok şey topladığına bakalım. Ne dersin? Tabii kimin topladığını zaten biliyoruz. Peki siz ne yapmak istiyorsunuz? Onlar konuşamaz Mandy. Bunu nereden biliyorsun? Hadi bakalım, ait olduğunuz yere geri dönün. Merhaba. Burası ateşlemek için harika bir yer, öyle değil mi? Umarım. Etrafta kimse yoktur. Yalnızca sen, ben ve fişek varız. Tehlikeli olmadığından emin misin Norman? Mandy, annem gibi konuşmaya başladın. Bu fişek insanları kurtarmak için yapılmışsa nasıl tehlikeli olabilir ki? Sanırım haklısın. Ne? Olamaz. İp sıkışmış olmalı. Evet. Kıpırdayamıyorum. Sakin ol Penny. Tek yapman gereken Tom'a haber vermek. Pekala Penny. Anlaşılan biraz daha sesli şekilde haber vermen gerekecek. İmdat! İmdat! Biri bana yardım etsin. Tek yapmam gereken bu düğmeye basmak ve... Hadi durma Mandy. Bas şuna. Hayır. Ha, demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Nedeni fişeği ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmen umurunda değil, anladın mı? İmdat! Duydun mu? Biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldım. Ses uçağımın oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! Bu Penny. İyi ki buradasınız çocuklar. Burada kaldım. Birimizin koşup yardım çağırması gerek. Bir dakika. Sen elinde ne tutuyorsun Mandy? Bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci Sam'i vermeye gidecektik. Aferin sana. Ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mandy, onu yukarı bana doğru fırlatır mısın? Ben mi? Tamam. Harika atıştı Mandy. Vay canına! Vay canına! Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? Nerede bu fişek? Fişek? Uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Ha,
Tom bir yerde fişeği görmüşsem uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteriyle sizi orada karşılayacak. Anlaşıldı efendim. Eğitime başlamaya hazırız. Olamaz. Hayır. Yardım edin. Ben sıkışmış bir kapının ardında kalmış küçük bir çocuğum. Şey, pekala. Çocuğum yapmamız bağırıyor. Gereken ilk şey çocuğu şimdi sakinleştirmek. İmdat. Biri bana yani panik etsin. Yapmasına engel olmamız gerekiyor. Anlatabildim mi? Gelse. Her şeyden önce çocuğu sakinleştirmeye İmdat. Çalışmamız gerek. İmdat. Affedersin sen. Yardım ama edin. Seni duyamıyorum. Ben de duyamıyorum. İmdat. Nasıl gidiyor çocuklar? Çok iyiydiniz efendim. Ama biraz yüksek bağırmış olabilirsiniz. Ama ben zor durumda kalmış zavallı küçük bir çocuğum. Elbette bağıracağım. Şimdi mızmızlanmayı bırakın da beni kurtarmaya çalışın artık. Buldum. Ana vanadan suyu kapatmam gerekiyor. Evet, bakalım borunun vanası nerede? Su vanası üst kattaymış. Buldum. Boruyu bantla yapıştıracağım. Olamaz. Bantı elimden çıkartamıyorum. Suyu boşaltmak için şu kovayı kullanabilirim. Olamaz. Kapı kolunu daha önce tamir etmem gerekiyordu. Şimdi burada mahsur kaldım. Bir patates, iki patates, üç patates, dört, beş patates, altı patates ve yedi patates. Dört tanesi kızartma. Evet, harikaydın Dilis. Çok garip. Elvis'le büyük düetine hazırlanmak için Mike'ın şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. İsterseniz bir şarkı daha söyleyeyim. Belki de gidip Mike'a göz atsak daha iyi olur. Kilerdeki sızıntıyı tamir ediyordu. Oo! Sanırım sızıntı biraz artmış Bramwell. Ama kapıyı açamayız. Mike'ın kapı kolunu tamir etmesi gerekiyordu. Bramwell, sen misin? İmdat! Yardım edin! Kilerde Leon'la birlikte mahsur kaldım ve burası hızla suyla doluyor. Leon mu? Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. İyi ama şimdi ne yapacağız? Trevor'ın az kalsın çarpacağı hayvan belki de o vahşi hayvanın ta kendisiydi. Hiç komik değil Norman. Sakın korkma James. Birileri bizim dönmediğimizi fark edecektir. O halde tam olarak acil durumla karşı karşıyayız diyemeyiz Bramwell. Özür dilerim Sam. Keşke Laya'nın durmadan böyle kaçıp gitmesini engellemenin bir yolu olsaydı. Kedilerin birkaç günlüğüne kaçması pek de nadir bir şey değildir. Her yere gitmiş olabilir. Dışarıda. Hem de tek başına. Bak, Lion için gözümü dört açacağım. Eminim acıktığı zaman eve geri dönecektir. Evet, doğru söylüyorsun Sam. Açlıktan bahsetmişken ikizlerin akşam yemeğini hazırlasam iyi olacak. Ormana yaptıkları okul gezisinden dönmek üzredirler. İşe yaramıyor. Eğer böyle devam edersem aküyü bitireceğim. Ben eve gitmek istiyorum. Peki ya kimse gelmezse? Hem de hiç. O zaman yemek olarak ne yiyeceğiz? Ben aç kalınca çok sinirli olurum. Geriye yapacak tek bir şey kalıyor. Gidip buraya yardım çağırmam gerekecek. Hava daha fazla kararmadan. Ama Trevor, oraya tek başına gidemezsin. Peki ya yolda kaybolursan? Ya da vahşi hayvan seni yerse? Ama doğayı hazırlık kitabımda asla yolda kalmış araçtan ayrılmayın yazıyor. Hep birlikte kalın ve birlikte yardım bekleyin. Birinin bizi bulması saatler sürebilir Sera. Ve ben çok acıktım. Lion dönmedi. Sera ile James de hala dönmedi. Herkes nereye kayboldu? Sadece kuşmuş. Merhaba. Merhaba.
Kim var orada? Sakın korkma Trevor. Daha o. Çamura saplandım. Bataklıkta mahsur kaldım. İmdat! 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 Merhaba tatlım. Hala Lion'dan haber yok mu? Sorun yalnızca Lion değil Charlie. Okul otobüsü ormana yaptığı gezisinden henüz geri dönmedi. Ama şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Çıkarmamalısın Elvis. Affedersin, unutmuşum. Meyvoli ile kuzusu için de gözlerini dört aç, olur mu? Acaba nereye gidiyorlar? Ama Wooly o tarafta değildi ki. Kuzusuyla birlikte çayırda. Merak etme Wooly ve kuzucuk. Norman sizi kurtarmaya geliyor. Hadi. Hadi kıpırda artık. Evet. İşte bu çok daha iyi. İkinizin gördüğüme gerçekten çok sevindim. Biletler lütfen. Bir otobüs şoförünü otobüsünden almak pek sık başıma gelmiyor. Ben de bugünkü tarifeye uyabileceğimi pek sanmıyorum. Wooly ya da kuzusunu hiç görmedin öyle değil mi Trevor? Üzgünüm Elvis. Bugün buralarda gördüğüm tek şey bir sürü su oldu. Ama buralarda bir yerlerde olduklarından eminim. Sana bir fincan sıcak süt getirdim Norman. Norman? Oo, olamaz. Yumurtalı ekmeğine dokunmamış bile. Suya atlamış olmalı. Oo, şu şaşkın çocuk. Merhaba Lion. Sen burada ne arıyorsun? Gel bakalım. Pekala. Acaba Wooly nerede? Merak etme Wooly. Norman seni kurtarmaya geliyor. Ben burada hiç koyun göremiyorum. Norman! Dennis'in sesini duyuyorum. Norman! İmdat! Norman'ım ortadan kayboldu. Wooly'yi aramaya gittiğini düşünmüyorsun öyle değil mi? O koyunu ne kadar sevdiğini biliyorsun. Sakın korkma Dennis. Şuna baksana. Gerçek bir ateşte kimse başa çıkamaz öyle değil mi? Anne! Affedersin. Hadi bu tarafa gelin Dennis. Benim barbekümle böyle sorunlar yaşamazsınız. Şunu izleyin. İşte bu kadar duman yok ve pişirmeye çoktan hazır. İşte bu çok daha iyi. Merak etmeyin, duman birazdan gidecektir. Bu kral karidesler nefis görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Merak etme dostum, karidesler birazdan pişmiş olacak. Bu koku da ne böyle? Sosisler. Gördün mü? Düzgün bir barbeküde pişen sosislerin kokusuyla bile başa çıkamazsın. Trevor. Belki de Pontypendi'nin barbekü şampiyonu sensin. Kral karideslerimin tadına kim bakmak ister? Güzelce piştiler ve yenmeye hazırlar. Ne kadar hızlısın Tom. Evet. Çok lezzetliler. Sosisler hazır. Vay canına. Bu gördüğünüz bir mutfak tüpü. Bazı barbekülerde kömür yerine gaz kullanılır ve o lezzetli kızartmalık sosisleri pişirirsiniz.
Mutfak tüpünü ateşten uzak tutmanız gerekmiyor mu efendim? Çok haklısın Sam. Eğer tüp fazla ısınırsa patlayabilir. Barbeküye gitme vaktimiz daha gelmedi mi efendim? Evet. Pontypandy'nin barbekü şampiyonu kim? Oo! Buna karar vermek o kadar zor ki. Ben hala çok açım. Belki birazcık daha yesem iyi olur. Böylece hangisinin daha lezzetli olduğuna karar verebilirim. Biz de yemek istiyoruz. Gerçekten çok acıktık. Ah, merak etmeyin Branwyn. Trevor sosislerini pişirene kadar size çoktan kral karidesleri pişiririm ben. Bunu göreceğiz bakalım. Şimdi gazı biraz daha açıyorum. Böylece daha hızlı pişirebilirim. Vay canına! Bu çok akıllıca bir şey. Akıllıca falan değil. Tek yapman gereken barbeküye biraz daha kömür eklemek. Böylece ben daha hızlı pişirebilirim. Benim için hiç sorun değil. Ben de gaz açabilirim. Hem de en yükseğe. Ben de bütün kömürü tek seferde boşaltıyorum. O zaman sana pişirmeyi göstereceğim. Pontypandy'nin barbekü şampiyonunun kim olduğunu birazdan göreceksin. Aa dostum, sanırım barbeküye gereğinden fazla kömür atmışsın. Olamaz! Hemen geri çekil Norman. İtfaiyeci Sam'i arasak iyi olacak. Trevor Evans'ın barbeküsü bir ağacın alev almasına neden olmuş. Piknik alanında bir barbekü kazası yaşanmış. Umarım hepiniz bu sabah dersi dikkatli dinlemişsinizdir. Sakın bir adım daha atma Norman. Senin o roket saçmalığını gerçekleştirmene izin vermem. Ama bu çok kötü anne. Çünkü roketin fırlatma düğmesine senin basmanı çok istiyorum. Benim basmamı mı istiyordun? Doğru duydun. Tıpkı gemi yöneten bir kraliçe gibi. Kraliçe gibi mi? Benim için zevk. Herkes nerede kaldı anlayamıyorum Elvis. Herkesin Flatflyer'ı göğe yükselirken izlemek isteyeceğini düşünmüştüm. Belki biraz daha bekleyebiliriz. Ne yazık ki daha fazla bekleyemeyiz Elvis. Jüpiter, Venüs, Helen ve ambulansıyla buraya geldik. Ya başka bir yerde acil bir durum olursa ne olacak? Merak etme baba. Birazdan burada olacaklarına eminim. Roketin beklediğim kadar büyük değilmiş. Her neyse, geri çekilin millet. Hadi anne, şu düğmeye basacaksın. Bundan sonra bu roketin adı şöyle olsun. Pontypandy 1. Havalanışı kutlu olsun. Vay canına! Nasıl gidiyor, baksanıza. Sen gerçekten zeki bir çocuksun Norman. Peki, acaba küçük paraşüt ne zaman açılacak? Paraşüt mü? Ne yani? Aşağı ineceğiz ama paraşüt açılmayacak mı? Hayır. Norman Bryce! Roket ana yola doğru ilerliyor. Çabuk! Olamaz! Olamaz! Ana yola doğru! Bayan Bryce'ın dükkanı! Hadi gidelim! Hemen yardım çağır! Hemen itfaiyeci Sam'e haber vereceğim. Ne? Kontrolden çıkmış bir roket ana yola doğru mu ilerliyor dedin? Cevap versem ana yola doğru ilerleyen bir roket var. Ayrıca bu bir eğitim çalışması değil. Biz geri gelene kadar sakın roketi ateşleme Mike. İyi ki önceden çalışma yapmışız değil mi Elvis? Evet. Peki bu roket nereden geldi dersin Sam? Yoksa uzaydan mı? Bu işte Norman Price'ın parmağı olduğundan eminim. Olamaz. Dükkanım. Norman, şu yaptığına bir bak.